İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Bizim gibi insanlar atlarla keyfi olarak ilgilenir Işıkçım. Seyis olarak değil. Sıla? Hayırdır gelin hanım? Merhaba. Karga şeyini şey etmeden sen ne yapıyorsun burada? Ha? Sinemaya gidelim. Tamam hadi gidelim. Akgül! Nereye böyle? Bir yere değil. Kızın mı bu? Evet, kızımla geziyoruz biraz. Telefonlarımı niye açmıyorsun sen? Ne iş? Açmıyorum, açmayacağım da. Benden uzak dur Sedat. Yardım var! Yetişin! Devran, neredesiniz? Baba! Devran! Reyhan! 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 Baba! Reyhan! Reyhan! Reyhan, iyi misin? Canın acıyor mu? Cevdet, Cevdet'in abi! Cevdet'in abi! Topla kendini Cevdet'in abi! Kendine gel. Cevdet'in abi! Neyin var abi? Baba! Topla kendini! Baba! Baba Dayan, baba! Bana söz ver! Kızım Reyhan, sana emanet! Baba Dayan! Kızma! Sana hiç... Baba hayır baba! Bir tek baba. Sen varsın! Olayım baba, hayır. Bak! Baba! Baba Mevran bir şeyler yap! Baba hayır! Baba! 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 Baba hayır! Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başkan olarak teftişe gelmeniz büyük incelik. Daha söyleyeceklerim bitmedi Sıla Hanım. Eğer ki haddinizi bilmez, sözümüzü dinlemezseniz... Yani istemeden de olsa Eroğlu'na bir terbiyesizlik yapmamız gerekebilir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Diyeyim ki sana... Haksızlık etmişim Sıla. Senin ağzından böyle şeyler duymak... Sen bakma. Ben her şeyi bileyim. Her şeyi göreyim. Allah yolunu açık. Tuttuğunu altın etsin Sıla. Reyhan Hanım içeride. Ama iş konuşacaksan benimle konuşacaksın. Ya. O niyeymiş o? Çünkü iş, işin sahibiyle konuşur. Seyfettin Bey burayı bana bıraktı.
Buranın patronu artık benim. Ne demişler? Her yalan bu yalan. Fili yuttu bir yılan. Ama şu diyeceğim yalan. Duyduk ki kara kraliçe ışıkımızın aklına giriyor. Bu çocuk oğlana sen ağasın diye belirtti. Sultanım bu yaptığına çok kızı izerdi. Ama bir şey de yapamadı. Çünkü oğlan ninesini pek sevmiş. Bu arada Alp Bey Devran'ın çalıştığı çiftliği satın almaya çalışıyor. Sanırsam çiftliği alıp ışığı sevindirmek hem de Devran'ı oradan uzaklaştırmak istiyor. Ama bilmiyi ki çiftliğin sahibi Seyfettin Bey ölmeden önce Devran'a bırakmış mülkünü. Devran patron olmuş. Akgül'e gelince hizaya gireyim sanki. Hem çalışayım hem de kızına sahip çıkayım. Malını mülkünü yiyip bitiren başının belası Sedat denen o adamdan da kurtulmaya çalışayım. Sürpriz yapayım dedim. Senin sürprizlerine karnım tok. İçimden geldi, ne yapayım? Sen gülüm değil misin? Çiçeğim değil misin? Boş lafları bırak Sedat. Ama öylesin. Bunu değiştiremem. İçimden geleni söylüyorum diye kızma. Gitmem lazım. İşim gücüm var benim. Vermeyeceksin. Ya bütün gece çalıştığın yetmedi mi? Yorulmuşsundur. Yapılacak o kadar çok iş var ki. Altından kalkabilecek miyiz bakalım? Yaparsın, yaparsın. Ya bu kadar da çalışılmaz ki. Vallahi korkulur senden. E ne yapayım sence? Babanın vasiyeti. Ben de yerine getirmeye çalışıyorum. Bunların hepsini elden geçirmeden de içim rahat etmeyecek. Biliyorum. Babam bu işlerle uğraşamayacağımı farkındaydı. Ama bir an önce senin de kendini toparlayıp ayaklarını yere basman lazım. Hayatın dizginlerini sıkı sıkıya tutacaksın. Ha evet. Seni at tepesinde ahırda filan görmeye alışmışım. Böyle masa başında kalem efendisi gibi görünce yadırgıyorum. Haksız mıyım? Ne fenasın. Ya iki dakika konuşalım diye geldim şuraya. Reyhan. Bunların hepsi senin geleceğin. Bak dinle beni. Benim tek sorumluluğum bu hara ve Seyfettin Bey'in bana emanet ettiği bu topraklar. Bunlar asla bana ait değil. Sadece emanet. Bu mülkleri asla kendim için kullanmayacağımı eğer beni birazcık tanıyorsan bilirsin. Ben sadece emanete ihanet etmemeye çalışıyorum. Öyleyse benim de sana emanet olduğumu unutma, olur mu? Sen de emanetsin. Buna da ihanet etmeyeceğimden emin olabilirsin. İyi. Nasıl biliyorsan öyle yap. Işıkçığım ben gidiyorum. Gel. Hani benim öpücüğüm? Bir şey istiyor musun anneciğim? İstiyorum. Neymiş bakalım? Ben bugün eve misafir istiyorum. Hı, iyi o zaman. Sana bir misafir bulalım. Kimi davet etsek Sıldık? Zeher teyze, Türkan ablalar. İstemem. Ben babaannemi istiyorum. Ne zaman buraya gelecek? Bilmem ki. Babaannen nasıl gelecek? O çok yaşlı bileyim. Öyle ha deyince kalkıp gelemez. Ama arabası var, şoförü var. Biner gelir. Anne ne olur babaannemi çağıralım, bize gelsin. Ama dinlemeyesin ki sen yavrum. Ben babaanneni eskiden beri tanıyayım. Onu andan pek dışarı çıkmaz. Misafirliği de hiç sevmez.
Geç kaldım Işıkçığım, ben çıkıyorum. Hani kucak? Hadi hoşça kal Ayşe. Nebile Zerdar. Bileyim, konak için boş durursun ama boştur boştur bunun sonu yok ki. Ne zaman bitecek bu işler? Hem Sıla Hanım, nereye gideyim böyle giyinmişsin? Adamlarla son bir görüşmem var. Akşamüstü bir araya gelelim dediler. Nerede görüşeceğiniz? Bizim büyük ambar var ya, oraya randevu verdiler. Sıla Hanım, sen benim yüreğime mi indireceksin? Bak ölümü gör, gitmeyeceksin oraya. Sonra Hacer Hanım bileyim mi oraya gideceğini? Söyledim dün gece. Hem gitmemezlik edemem, mecburum. O it kopukla öyle yerlerde buluşulur mu hiç? Niye konağa gelmeyilermiş? Ha? Hı, gelsinler konağa. Efendi efendi konuşun işte. Hı. Merak etmeyin siz. Ziraat mühendisi de gelecek kalan mahsul görmeye. Ayrıca başkaları da vardır muhakkak. Hem hiç kimse olmasa bile kolay mı bir şey yapmak? Gene de hiç hoşuma gitmiyor. Geldi başına. Of. Ne deyiniz? Buyurun buyurun. Nasılsınız? Ne kaynatıydınız? Ne olsun Sultan Hanım. Buranın işlerini konuşuyorduk. Konakta çıt çıkmıyor. Herkes bir yanda. Tadı tuzu kalmadı hiçbir şeyin. Nerede senin kıymetli kocan? Ne edeyim buralarda daha? Baksana şuna. Alo. Buyurun Eroğlu Gona. Işık arıyor Sultan Hanım. Ver. Ay Hasan'ım. Yavrum. Babaanne bugün bize gelir misin? Neden? Hem sana odamı göstereceğim. Oğlum ısrar etme. Ben sana demedim mi? Babaanne bizim evi biliyor musun? Bilmeyeyim ciğerim. Sizin evi nereden bileceğim? Oyuncaklarını alıp sen gelsen ya. Ben sana öğretirim yerini. Ey güzel Allah'ım. Şuncacık çocuk beni oyuncak gibi oynatayım. Ya anan kızarsa izinsiz telefon ettiğimize? Uy kurban olurum ben sana. Sen gel, seni aldırayım buraya yavrum. Neden olmaymış? Annen mi göndermeyiz? Canın sıkılıyor değil mi? Oy yavrum, ben seni kırar mıyım? Senin için yaşlı dediler. Şşş. Gelemez dediler. Sıddık daha yaşlı ama o her yere geliyor. Gelmez miyim küçük ağam? Sen çağırırsın da gelmez miyim? Sen bekle beni, geleceğim yanına. Olur güzel oğlum, bekletir miyim ben seni? Yaşasın! Yaşasın! Ninem geliyor! Ninem geliyor! Gördün mü başımıza gelenleri? Ey! 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 Torunum çağırıyor, ben Hasan'ıma gideyim. İyi, hadi hayırlısı. Madem sen torununa gidiyorsun, ben de anneme gideyim. Git tabii, git. Kendine dikkat et. Çay koy, çay. Emine, çay koy. Çay git. Çayın yanına bir şey ister misin? Yok. İstemeyim. O halde açılışa birlikte gideceğiz. Elimiz mahkum. Sonuçta büyük bir hizmet yapılmış. Aslında harika bir şey. Bir arazi hibe edildiği anda Tema Vakfı derhal harekete geçiyor. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Düşünsene, kupkuru arazi ağaçlandırılacak, ormana dönüşecek. Bu arada kim hibe etmiş bu araziyi? Onu hiç bilmiyorum ama bağışlanan oldukça büyük bir arazi. Gerçekten kutlamak lazım. Bir öğrenelim bakalım kimmiş. Efendim. Tamam, bağlayayım. Efendim Sıddık. Anlamadım. Vallahi da geliyi Zerda Hanım. Billahi da geliyi eve büyük hanım. Ne demek bu? Ev ışığı marifeti işte, ne diyeyim. Bekir Hoca da dışarı çıktı. Hay Allah, babam da yok evde. Bak sakın yanından ayrılma. Yalnız kalmalarına izin verme. Sana güveniyorum. Yoksa çıkıp eve geleceğim. Bak özellikle gittiğinde bana haber ver, tamam mı? Tamam. Sultan Hanım eve geliyormuş. Ne yapacağım ben şimdi? Bu tür olaylarıma, dertlerime seni tanık etmekten inan utanıyorum. Bunları yaşamaktan sıkıldım artık.
Dert filan değil bunlar Zerdacığım, sana öyle geliyor. Sultan Ana Pamuk Nine gibi bir şey oldu işte. Çekinecek ne var? Onu evimde görmek istemiyorum. Hem böylesi daha iyi. Işık kendi evinde, Sıddık da yanlarında. Ne var şimdi bunda bu kadar can sıkacak? Anlamıyorsun Seher. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu derler ya. Sultan Hanım deyince aklıma o söz geliyor. Sen ağasın falan diye ışığın aklına saçma sapan şeyler sokuyor. Yaşlı işte, hoş göreceksin. Tamam, küçük ağa yakıştırması hoş değil ama... ninesinin sevgisi, ilgisi ışığa iyi gelir, bakma sen. Ulan bu hallere de düştün ya Mahmud ağa. İki dandik teker üstünde, çoluk çocuk kimi? Olur mu? Yani böyle desem, kızar mı acaba bana? Hele bak 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 şunun gelişine. Şu kendine güvene bak, şu zarafete bak. Özel Allah'ım, övmüş de yaratmış sana. Pardon. Ya kardeşim, ne pardon, yapıyorsun pardon. Lan? Kadının önüne ne diye atıyorsun kendini ya? Zeynep. Ben git. Tamam, sorun değil. Bir şey olmadı ki. Sema Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani gözlerim yollarda kaldı. Geciktin mi yoksa? Yok yani, onu demek istemedim de... hani böyle gözüm yolda bekliyor demek istedim. Delikanlı çok bozuldu. Bu kadar azarlanmayı hak etmemişti. Hayır, yani sizi devirecek diye şey ettiydim. Yani çarpacak. Canım çarpsa ne olur ki? Güler geçerdik. Sizi her şeyden korumak benim boynumun borcu Sema Hanım. Ya Allah muhafaza, ya bir yeriniz kırılsa? Teşekkür ederim. Siz varken sırtım yere gelmeyecek desenize. Hadi atlayayım da gidelim. Hadi. Hadi. Ne o ağam? Çok tereddütlü kullanıyorsunuz. Ya o gün sizi mahcup ettim değerli. Yani arkadaşlarınızın yanında diyorum yani. Ya bazen dilimi tutmasını beceremiyorum. Kusura bakma. Önemli değil. Ya bir merhaba deyip kaçsaydım iyiydi ama uygun öyle. Neyse önemli ama... değil, önemli değil, dert etmeyin. Hadi yürüyün. Bir eksik daha vardı. Dilimin ucunda. Annem nerede kaldı? Görüşmeye gitti. Cadde üstündeki pastane sahibi var ya. Adam bizim o cevizli kurabiyelerden istiyormuş. Hem de her gün. Ah bu iş bir olsa. Sen sevdin bu pastane işini. Sevdim ya. Aa hatırladım. Hacer kurabiye kavanozu lazım diyordu. İyi ki hatırlattın. Her şey tamam. Allah, uncuya para gidecekti. Az kaldı unutuyordum. Ya dışarı çıkmışken götürsene şunu. Ne kadar vereceğiz? Hepsini vereceksin. Adam taksit yapıyor zaten bize. Tamam. Sen de unutup kurabiyeleri yakma, tamam mı? Tamam. Rezil etmeye mi çalışıyorsun beni? Sıktın ama. Gül dökmekten başka bir şey bilmez misin sen? Yöremde iteyim de dolaşma. Senden vazgeçemem Akgül. Bana bir şans daha vermeyecek misin? Seviyorum kız seni. Seviyorum, anla be. Bırak bu palavraları. Yalanlarına karnım tok seden. Unut beni. Akgül yok artık. Adımı anma. Cehennemin dibine kadar yolum var. Bak Akgül, cehenneme bile giderim senin için. Sen iste giderim. Sen delirmişsin. Kolay mı sanıyorsun ha? Kolay mı sanıyorsun? Unutmak kolay ne mı? Ne yaparsan yap yeter ki beni rahat bırak. Gönül almaya layık değil ama. Hadi Nazlı gülüm, al bu senin. Böyle sokak ortasında, hiç mi aklın yok senin? Bu gece seni görebilecek miyim? Thank you.
nasıl yani? Hala çalışıyor musun Leyra? Bitirene kadar da buradayım. İyi. Sen bilirsin. Kerim Bey yarınki program için aradı, haberin olsun. Ha, biliyorum biliyorum. Sen iyi misin? Gözlerin çakmak çakmak. Çok yoruldum ya. Kafam kazan gibi. Hak ettin. Şeften azap da gerek. Ahırları unuttum. Hay Allah, ben çıkayım da atlara bir bakayım. Evimizi beğendin mi babaanne? Övme. Taş duvar. Konak olmayan şeyin neyini beğeneyim? Girisin avlusu yok. Şöyle iki kat olacak ev dedin, değil mi? Sizin konağa benzemiyor. Gülüm, evi ne edeceğim ben? Sen varken her yer güzel. Her yer konaklardan da güzel. Oy, sen içindeyken her şey saray bana. Her yer Hasan'ımla cennet, yavrum. Bir şey içeceksin mi büyük hanım? Sen boya yapmayı biliyor musun babaanne? Bilmeyeyim. Ama küçük ağam biri. Bana öğretecek. Öğreteceksin mi? He? Hadi gel odamdan oyuncaklarımı alalım. Hadi. Of of of. Ay. Buraya senin için geldim. Ne istersen yapacağım. Oh. Oh, Legolarımla maşallah. Ne yapacağımı göstereyim mi sana? He, göster. Oh. Heh. Vergi gelirlerine bir girer misin? Tamam, emredersiniz başkanım. Aman rica ederim başkan. Yer değiştirsek inan hiç şikayet etmeyeceğim biliyorsun. Ben de. Oo, ekip gene harıl harıl çalışıyor. Ne var ne yok bakalım? Hoş geldin. Vallahi başımızı kaşıyacak vaktimiz olmadı. Seni arayamadım bile. Kimseye güvenmez. Her şeyi üstlenirsen böyle yorulursun işte. Ben de söylüyorum ama geldi anlat. Senin kulağın deliktir. Şu Tema Vakfı'na hibe edilen arazi kimin Allah aşkına? Hiç haberim yok. O kadar büyük bir arazinin hibe edilmesi dikkatimi çekti. İşten güçten bezmiş biri olmalı. Hiç aklı yokmuş. Tabii. Sana kalsa müteşebbis ruhunu gıdıklardı. Hemen bir işletme konduruverirdin. Neyse, açılışta göreceğiz bakalım. Ben de gireyim bari şu açılışa. He? Sırf merakımı gidermek için. Yoksa nefret ediyorum o tür törenlerden. Yürü yürü, bitmiyor ya. Ev ödevi gibi ne bu? Asker talimi diyelim şu. He vallahi tam talim. Komutan da sen. Yani ben de olmasam şu hamile yürüyüşünü yapmayacaksın öyle mi? Et işi gücü bırakıp böyle daban tepmek tuhafıma gidiyor. Çatlayacağım ya yürümekten. Çatlasan da patlasan da yok öyle yan çizme. Her gün bu yol yürünecek. Doktorun dediği aynen yerine getirilecek. Sen ne iyi adamsın be kocacığım. Doktor ne dediyse harfi harfine yaptırıyorsun. Ne şanslı kadınmışım be. Allah seni çıkardı karşıma. Aman sus. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Kendim nazar değdireceğim kendimize. Bu iş çok ciddi Turkan'ım. Gebe kadın her gün yürüyecek ki doğumu kolay olsun. Kitapların hepsinde yazayım. Gebeyken en gerekli spor yürüyüştür. Sonracığıma evde de yer hareketleri var. Onları tek tek yaptıracağım sana. Amanın. Evde de rahat yok desene. Asıl bebeğimiz doğunca sporu görsen. Gece gündüz yat kalk başında nöbet tut. Nöbette şey yaparız fıstıklı kadayıfım. Seni bir başına bırakacak değilim ya. Ben sana kıyamam ki apı. Uykusuzluğa hiç dayanamazsın sen. Olsun. Dayanacağız el mecbur. Büyüyünce böyle elinden tutup çocuğumu bu parklarda dolaştıracağım. Üşeyeceksiniz. İçeri geçseydik Sema Hanım. Yok yok, iyi böyle. Ya içim rahat etmiyor. Verin şu elinizi. Çok özür dilerim. Patavatsızlık ettim değil mi? Yani ben sadece ısıtmak için yani şey etmiştim. Yani başkaca hiçbir amacım yoktu.
Yani yanlış anlamadınız inşallah. Yok, canınızı sıkmayın Mahmut Bey. Ben doğru anladım. Nasıl yani? Ne işi var bunun burada? Bilmiyorum ki. Yani sizin gibi ciddi, sizin gibi önemli birinin, yani herkesin korktuğu birinin karşımda bir anda çocuk gibi oluvermesi hoşuma gitmedi desem yalan olur. Yanındaki kim? Vallahi gözüm bir yerden ısırıyor ama. Yani şimdi ben sizin hoşunuza mı gidiyorum? Yani öyle mi demek istediniz? Al. İyi günler, saygılar. Ya şeref sizi buralarda görmek. Hayırlı günler hanımefendi. İyi günler. Sağ olun. Biz sizi rahatsız etmeyelim. Şey etmeyelim yani. Siz şey edin. Gel. Ne güzel şeyler ediyorsun sen bunlarla, akıllı oğlum benim. Bu neymiş böyle kollu bacaklı? Bunu mu diyorsun? Bu şövalye. En güçlüsü bu. Şövalye de neymiş? Madem en güçlüsü, ağa olsun o. Tamam, ağa olsun. Bir de konak yapalım mı ona? Konaksız ağa olur mu? Tabii yapacağım. Komutanın kalesi neyse ağanın da konağı odur, değil mi? Aferin sana aslanım. Şöyle besbeyik bir konak yap ağamıza. Herkes görünce dilini ısırsın. Dillerini ısırırlarsa acır. Oy kurban olurum ben sana. Ona kocaman da bahçe yapalım babaanne. Bir buluttan ötekine kadar. Bak Karadiren de uzaktan geliyormuş böyle dumanını boğa boğa. Çuf 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 çuf. Konağın yanından geçiyormuş değil mi Kire? Büyük hanım. Yemeğe de kalıcın mı? Gideceğim zamanı ben bilirim. Sana soracak değilim. Yılan yuvasına girmeden karıncalar gitmesini bilir. Ay ay korktum. Mahmut Bey. Sözünüzü gelsin, buyurun. Yok yok, siz söyleyin, benimki zaten o kadar önemli değildi. Sizin ağzınızdan çıkan her laf benim için çok önemlidir Sema Hanım. Yani ben diyecektim ki, yani daha doğrusu dimenin yolunu arıyordum. Yani diyecektim ki, sizinle olunca ben kendim ağa gibi değil de, yani böyle kendimi çocuk gibi hissediyorum. Hani çocukken böyle dağ tepe koştururduk ya böyle, hani kollarımız açık böyle. Tabii bilmiyorum siz öyle koşturabildiniz mi? Yani şehrin daracık sokaklarında o rüzgarı hissetmek biraz zor tabii. Yani neyse işte öyle bir rüzgar böyle insanın köyneğinin içine dolar. Böyle kendinizi böyle uçtum uçacağım sanırsınız. Yani ben öyle hissediyorum işte kendimi. Yani siz yanımda olunca içimi öyle bir huzur kaplıyor ki sormayın geçsin. Haddimi aşıp da sizi mahcup ettiysem özür dilerim Sema Hanım. Hayır hayır, mahcup etmediniz Mahmut Bey. Hem de hiç. Aksine söyledikleriniz beni çok mutlu etti. Şimdi de ben sizi mahcup ettim galiba. Ha yok yok, ben yani şey birini gördüm zannettim ha. De. Mahmut Bey, ben bir arkadaşımla buluşacağım. Burada ayrılsak iyi olur. Yo olur gerçekten mu canım? Gerçekten. Daha sonra tekrar görüşürüz. Tamam Sema Hanım. Görüşmek üzere. Tamam. Ben sizin bisikleti bıraktım. Tamam, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle.
Alo, pardon. Ziraat mühendisi İhsan Bey mi? Evet, buyurun, benim Sıla Hanım. Ambarda buluşmayacak mıydık? Geleceksiniz değil mi? Bir yanlışınız var. O ambar artık çoktan işlemez oldu. Ben sizi yarın Çırçır Atölyesi'nde bekleyeyim. Peki, anladım. İyi Sıla günler. Hanım. İyi günler Sıla Hanım. Sıla Hanım, buyurun. Hoş geldiniz Sıla Hanım. Hoş bulduk. Evet, neden buluşmak istediniz? Mesele nedir? Mesele basit. İşleri bundan sonra 10 yıl daha işletmek istiyoruz. Anlaşma hazır. Madem yetki sende, bir imza atacaksın şuraya. Her şeyi bize teslim edeceksin. Sen sağ, ben selamet, bitecek bu iş. Ya imzalamazsan? İmzalayacaksın. Yani zorla anlaşma yapmak için çağırdınız beni buraya. Özellikle bir imza atacaksın şuraya, işimiz bitecek. Atmazsan ne olacak peki? İşi tatsızlaştırmayın Sıla Hanım. Hani bizi kızdırırsanız... Ne olurmuş kızarsanız? Hı? Bana da anlatın bakalım, neymiş mesele? Mesele Sıla Hanım'la bizim aramızda Mahmut Ağa. Ya, demek öyle. Biz kendisiyle iş görüşüyoruz. İş böyle mi görüşülür lan? Bu ıssız yere ne diye çağırdınız gelinimi? Hadi onu da anlatın bakalım. Burada kapana kıstıracağınızı mı zannettiniz yalnız bir kadını? İyilikle çözüyoruz biz işi, merak etmeyin. Sıla? Doğru mu bu? 10 yıllık işletme anlaşması imzalatmak istiyorlar bana. Yani zorla. Silah var! Yapmayın! Hayır! Kıpırdamayın. Çabuk defolun lan. Bir daha da gözüm görmesin sizi. Gelinimin bir metre bile yakınına sokulursanız öldürürüm lan sizi. Defolun. Kadın başına iş bitirmeye çalışırken seni kurtardım diye mi? Aslında kurtarmamam lazımdı. Bıraksaydım da boyunun ölçüsünü alsalardı. O zaman anlardın Hanya'yı, Konya'yı. Ne yapsaydım yani? Bizi soyup soğana çevirmelerine göz mü yumsaydım? Bah 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 ya. Cücük kadar ahlınla. Ya bu adamları yenebileceğini mi sanıyorsun sen kız? Ah Osman, ah ya. Ya başıma öyle bir ders aldın ki ya. Siz benden sorumlu değilsiniz Mahmut Ağa. Ben kendimden sorumluyum. Yürü hadi, yürü yürü. Çıkalım bu iş beden. Hayrola, niye kendi kendine gülüyorsun? Hiç, aklıma bir şey geldi. Neymiş bakalım? Hiç işte, öylesine. Sen de bir haller var bu aralar. Yani saklamaya çalışıyorsun ama boşuna.
Saklayamıyorum değil mi? Anlaşılıyor mu? Anlaşılmaz mı? İnan ışıl ışılsın. Yani yoksa... Bilmiyorum. Ben de kendime şaşıyorum. Evet, bir haller olduğu doğru. Hadi gel. Geç oldu biliyorum ama sonunda anladım seni. Neyle mutlu olacağını anladım. Sen kocana güzel sofralar kurmak, kızını da yanına alıp oturmak istiyorsun. İnsan işine rahat rahat çıkmak istiyorsun. Ben biraz kalın kafalıyım. Geç anlıyorum değil mi? Senin de kanına dokundu bu tabii. Haklısın. Seni düşünmüyorum sandın tabii. Ne diyeyim? Hepsinde haklısın. Kocam dediğim biri olmadı hiç. Hiç olmadı. Evlendim ama Şahin kocam olmak istemedi. Hepsi içimde kaldı. Yuva nedir, aile nedir bilmeden bugüne geldim. Neler çektiğimi bir ben bilirim Sedat. İyi işte. Bunu değiştireceğiz gülüm. Sedat var artık. Ne istiyorsan söyle. Senin istediğini yapmak boynumun borcu. Kızımı istiyorum ben. Bir tek onu mu? Hı. Önce onu. Kızımı istiyorum. Bir tek kızın o senin. Tabii özlersin. Yanında istersin. Kızımı yanımda istiyorum Sedat. Dayanamıyorum artık ayrılığa. Kaç göç görüşmeye dayanamıyorum. Madem istiyorsun, onu sana getireceğim. Hadi topla şunu. Toplama yapmayacağız ki Emine teyze. Çıkartma yapacağız. Tamam çıkaracaksın işte. Yap hadi. Öf amma gönül teydiğiniz be. Aklımızı nerdeyince yardım ediyor Sultan Hanım. Hacer nerede? O yardım etsin. Baş ağrıydı. Uzandı biraz. Sıla yardım edecek o zaman. Hem nerede o? Gelir birazdan Sultan Hanım. Hiç değişmedi bu kız. Evlendi gene başına buyruk. Ne yapıyor ki? Buranın işlerine bakıyor. Ondan aklı yeti. Onu bunu bilmem. Kız aklıyla iş görülür değilsen... Sultan Hanım'a da yaranılmıyor. Ha. Canım canım. Ah, Sıla, Sıla Hanım geldi. Geldi bak. Mahmut Ağa. Hayırlar olsun inşallah. Merak etme Sultan Hanım. Çok kalmayacak. İki çift lafım var. Onu edip gideceğim. İyi. De ne diyeceksen bakalım o zaman. Diyeceğim ki... torununa sahip çık Sultan Hanım. Bu da ne biçim laf? Büyük ana ben... Duyduğum gibi bir laf işte. O senin torununsa benim de gelinim. Gece vakti ambarlarda elin herifleriyle kavga et. Ne o? Eroğlunun hesabını tutacak. Eroğlunun mirasını kurtaracağımış. Büyük ana bizi dolandırmaya çalış. Bir kere senin ağzından çıkan lafı kulağın duymayayım Mahmut Ağa. Eroğlunun kurtarılacak bir tarafı yoktur. Eroğlu dimdik karşında duruyor. Hep de duracak. Ha. Sıla'nın yaptıklarına bir itirazın varsa... onun da lafı sana değil, kocasına düşer. Kardeşin olacak o Osman'a. Adam olsun da gelsin karısının yanında dursun madem. Şimdi... edicik lafın bu kadarsa... ey... ettin işte. Sana uğurlar ola Mahmut Ağa. Sıla! Seninle sonra konuşacağız.
Allah rahatlık versin yavrum. Sana da dedeciğim. Sen gel bakayım buraya. Bugün masal benden. Hangi masalı istermiş benim oğlum? Bugün babaannem bir sürü masal anlattı. Başka masal istemiyorum. Güzel miydi masallar? Evet. Sinekle pireleri anlattı. Altın baltayı da anlattı. Balta demek istiyorsun değil mi? Ninem palta diyor ona. Maymuna da meymun diyor. Evet. Sütümüzü içelim sonra doğru yatağa. Sen iç Sıddık. Ben içmeyeceğim. Ben içtim canım, bu senin sütün. Bana çok süt içiriyorsunuz. Yüzüm ondan böyle beyazmış. Olur mu canım? Kimden öğreniyorsun bunları? Süt içmezsen boyun uzamaz ki. Babaannem bana dut pekmezi içirecek. Ateş gibi olacakmışım o zaman. Sedat. Heh. Geç oldu, yatmayacak mı? Birazdan gelirim. Sana yine yetişemedim. Yetişmek istiyorsan günü üzerine doğurmayacaksın. Uykucuyum değil mi? İnat edeceğim, bir gün saati kurup yatacağım, görürsün. Sana kahvaltı hazırladım. Bekledim bekledim, sıkıldım sonunda. Sağ ol, zahmet etmişsin. Bugün için heyecanlı mısın? Bilmem ki. Pek alışık olduğum bir şey değil. Ne kibirli adamsın ya. Kaçmam için her şeyi yapıyorsun. Normal bir soru soruyorum. Ona bile verdiğin cevaba bak. Çok heyecanlanıyorum, tamam mı? Hatta dün gece düşünmekten uyuyamadım. Hatta bu konuyu Karayel'le konuştuk. O da efendice dinledi. Ama bir ara kızdı bana. Az daha üzerinden atıyordu. Değil mi? Hı? Tamam tamam, sus. Bir laf daha söylediğini duymayayım. Boş konuşmak da hiç yakışmıyor sana. Haklısın aslında. Gel kızım. Gel. İyi bari. Hiç olmazsa Sultan Ana ağzının payını vermiş Mahmut Ağa'nın. Verdi vermesin ama ben de fırça yedim sonradan. Yok ne işim varmış elin adamlarıyla, yok bilmem ne. Sanki ben keyfimden uğraşıyorum. Kızma ama senin de öyle kendi başına oralara gitmen çok doğru değil. Ne yapsaydım peki? Adamların derdi beni korkutmak zaten. Bak Sıla, buralarda bir kadının bayrağı eline alması kolay iş değil. Sen de erkekler dünyasında bir kadın olarak hakkını savunmaya çalışıyorsun. Buna da saygım var. Ama biraz daha temkinli olman gerekiyor. Biliyorum, farkındayım. Keşke Osman da burada olsaydı. Ne zaman gelecek o? Mahmut Ağa ile büyük anam bir olup beni parçaladıktan sonra herhalde. Bu senin telefonun benim galiba. Benim mi? Osman arıyor. Hadi aç. Ben de bir sekreterle konuşayım. Osman, ben de tam senin. Ya neler oluyor Sıla? Nedir dün akşam olanlar? Bir şey olduğu yok. Birkaç serseri çıktı işte karşıma. Abin de gelip beni... Bak neler olduğunu ben biliyorum. Peki sen... Abim gelip seni kurtarmasaydı neler olurdu biliyor musun? Anlaşılan yine beni eleştirmek için aramışsın. Geçmiş olsun diyeceğine, yardıma ihtiyacın var mı, geleyim mi diyeceğine... Bak, birisinin yanıma gelmesi gerekiyorsa o da sensin Sıla. Bu konuyu da daha fazla tartışmayalım. Şimdi kapatmam lazım. Büyük hanım, dün hiç demedin, anlatmadın. Nasıldı ışığın evi? Beğendin mi? Güzel mi? Dışından güzel değiller. Nesini beğenecekmişim? Hiç konakla kulübe bir olur mu? 70 ıssızın ortasında oturtayım torunumu. Sap gibi bir ev. Tadı tuzu yok. Koskoca başkanın evine güzel değil diyorsun ha? Başkanmış. Aptal ata binmiş de bey oldum sanmış. Marifet evde mi ki?
Her şey Hasan'ımın sayesinde. Ciğerparem her yeri cennet edildi. Ah, dizimin dibinde olaydı keşke. Oğlanın ana yüzü gördüğü mü var? O uğursuz dopalı koymuş başına. Kendisi de utanmadan bir de çocuk büyüteyim diye övünüyor. Sık sık geliversek ona. Ah, ah, hepimiz kul köle oluruz çocuğa. Değil mi Emine? He. Böyük hanım gibi seveni nereden bulacak? Bak bir gün geldi, konak şenliğini verdi. Bak ben bile özlediğim oğlanı. Dur bakalım İffet. Gün ola harman ola. İyi günlerde göreceğiz Allah kısmet ederse. Ben sizin hakkından imansız gelir diye boşuna dememişler. Şu açılışa da gidelim, direkt eve gideceğim. Yoksa Işık Sıddık'a yakında anne diyecek. Şu Sultan Hanım ne zaman devreye girse keyfin kaçıyor. Aman hiç açma o konuyu. Keşke tapudan baktırsaydık şu araziye. Kim bu gönlü bol kişi? Sen de merak ediyorsun değil mi Al? Gönlü bol mu desek yoksa malını nereye saçacağını bilemeyen biri mi? Göreceğiz bakalım. Biri alışmadığımız bir şey yapınca nasıl da şaşırıyoruz değil mi? Hepimiz birden adamı sorguya çekeriz bu gidişle. Neyse az kaldı, birazdan merakımızı gidereceğiz. Çıkalım. Başkanım, hoş geldiniz başkanım. Birazdan her şey hazır olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok değerli bir girişim. Antep için de gurur verici. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Hoş geldiniz. Başkanım, yeşil bir bozdağ görünüyor gelecekti. Biz de çevre ve su havzası ile ilgili yardım isteyecektik. Yerel yönetimlerle işbirliği içindeyiz zaten. Biz işbirliğine hazırız. En kısa zamanda sizleri belediyeye davet etmek istiyorum. Memnuniyetle. Başkanım, izninizle size bu tem önlüğünü giydirmek istiyorum. Tabii. Öğrendin mi araziyi kim hibe etmiş? Keşke sana hibe etselerdi değil mi? Üzerine bir fabrika oturtuverirdin bu müteşebbis ruhunla. Alp bak namını almış yürümüş. O kadar da değil ama. Ya adımı çıkardınız ikiniz. Helal olsun size. Başkanım, araziyi hibe eden beyefendi geldi. Beyefendi, şöyle bakar mısınız? Beyefendi, buraya bakın. Hanımefendi, ben teşekkür ederim. Beyefendi, şöyle bakın lütfen. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Devran Bey, arazi hibe eden ağaç dostu. Tema dostu diyelim daha doğrusu. Biz tanışıyoruz. Nasılsınız? Sağ ol. Alp Bey. İşte merak ettiğiniz beyefendi Devran Bey. Sizden ağaçlandırma için toprak istemiştik. Ama vermediniz. Hemen ardından bağış oldu. Gerçekten çok mutluyum. Başkanım, şeref verdiniz. Ne demek? Teşekkür ederim. Tema adına bu belgeyi teşekkür size takdim ederim. Etmek istiyorum. Böyle birkaç kişi daha çıksa bozduğun cennete döner. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bu değerli bağış ve yapılan bu girişim için tekrar tekrar teşekkür ederim. Teşekküre değer bir şey yaptığımızı sanmıyorum. Devran ve ben ikimiz de Tema gönüllüsü olduk seve seve.
Yani bu tür hizmetler yapmaya her zaman açığız. İdealleri olan insanlarız. Sadece bunu göstermek istedik. Devran Bey. Sağ olun. Bu katkılarınızdan dolayı size... Sağ olun. Teşekkür ederiz. Derinden derine incindiğini bilmiyor muyum? Hepsini düşündüm. Gülbahar'ı alınca sen de rahatlayacaksın. Zaten önce bir nikah kıyarız. Sana baba der mi acaba? İnşallah seninle anlaşır. Ya çocuk, demese de fark etmez. İyi anlaşacağız onunla, göreceksin. Kızım bir yuva yüzü görecek nihayet. Çok şükür ya Rabbim. Kendim için değil, onun için seviniyorum ben. He. Bir de bu ev bize küçük mü gelir, ne dersin? Yo, niye ki? Şöyle çocuğa geniş bir oda ayırmak lazım. Doğru diyorsun aslında. Etrafa bir bakalım. Hem buradaki kötü anılarımızdan da kurtuluruz. Ev işi kolay. Bir de şu pastane meselesi var. Sen pastanede çalışmayı seviyorsun değil mi? Hoşuma gitti. Hem Hacer'le de iyi anlaşıyoruz artık. Öyleyse oraya da ortak edelim seni. Bilmem. Hacer ne der, ister mi? Ya ne diyecek? İşi büyütürüz diyeceksin. Yükü paylaşırız diyeceksin. Yani istiyorsan. Ha istemiyorsan o başka. Civara bir lokanta falan açalım dersen ona da kabul. Ay heyecanlandım vallahi Sedat. Bir sürü yenilik olacak hayatımızda. Alo. Neredesin şimdi? Tamam birazdan gelirim. Dur bir dakika. Tamam, görüşürüz. Uzun sürmez. Hemen dönerim. Yani mecbur olmasam çıkmazdım inan ki. İyi geceler. Zerdan. Bilal, Alp Bey'i bırakıver. Biraz gelebilir miyim? Geç oldu Alp. Hem gördüm, bugün beynimiz patladı çalışmakta. Işığı göreyim istiyorum. Hem de seninle konuşmak istiyorum. Uzun sürmez, merak etme. Işık uyumuş olabilir ama. Şansım. Uyuduysa da konuşmak için daha iyi bir fırsat. Alp mazur gör, gerçekten yorgunum. Konuşmamız gerekiyor Zerdan. Ertelemek istemiyorum artık. Peki. Hın hın hın. Gel bakayım. Annem. İyi ki yapmamışım Sıddık. Bak annem gelecek demişti. Ya annecik erken geldi. Ne haber? Ne haber bakalım? Yarın ata gidelim mi Alp amca? Yarın mı? O biraz zor işte. Gidemez miyiz? Çok işim var yarın. Daha sonra gidelim. Olmaz mı? Peki. Sıddık, babam yattı mı? Erkenden yattı. Alp Bey'le biraz yalnız konuşmamız gerekiyor. Sen ışığı yatırır mısın? Çoktan uyku saati geldi zaten. Hadi bakalım yatağa. Gel bakalım. Hadi iyi geceler Işık. İyi geceler. Tahmin ediyorsundur. Ne soracağımı. Ama... anlamazlıktan geliyorsun. Beni yaralıyorsun. Benim için çok önemli olduğunu bildiğin halde. Yani yanıtını beklediğim halde.
Evlenme teklifimi düşünecektin. Bana vereceğin bir yanıt mutlaka olmalı. Söyleyecek misin? Hayır. Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun? Beni sinirlendiriyorsun. Tahmin ediyordum. O adam. O devran denen adam seyistlikten terfi etti ve tabii artık koluna takıp gezebileceğim bir adam oldu. Alp, nasıl böyle konuşursun? O herif, o seyis parçası Seyfettin Bey'in paraları sayesinde sana sahip olacak, öyle mi? Benim için en değerli şeyi elimden bir seyis alıyor. Öyle mi? O aşağılık adam seni de aşağı çekecek. Ama istediğim bu belki de. Ağzından zehir akıyor. Ne hakla bunları söyleyebiliyorsun bana? Ne demek sahip olmak? Devran neden aşağılıkmış? Bildiğin bir şey varsa söyle. Yanılmamışım. İşte onu koruyorsun. Senin için ne kusursuz bir aşk. Düşündükçe midem bulanıyor. Anlıyor musun? İçinizden de. Söyle. Onunla yattın da, değil mi? Hı? Sen delirmişsin. Bu yüzünü hiç bilmiyordum. Ve şimdi kesinlikle eminim. Çok doğru bir karar vermişim. Hiç tanımamışım seni. Yazık. Çok mu seviyorsun onu, ha? Bu kadar tepki gösterdiğine göre... çok büyük bir aşk. Senin gibi bir kadınla o. Güldürüyorsunuz beni. Alp, şimdi iyi dinle beni. Biz hep arkadaştık. Asla sana başka bir şey hissetmedim. Asla başka bir anlamda heyecan duymadım. Önemli olan sadece bu. Ama bana bütün ilgin, bütün yakınlığın bundanmış. Ve en kötüsü de bu. Arkadaşlığımız kocaman bir yalanmış. İstediğin olmadı mı kabalaşabiliyorsun. Çirkinleşebiliyorsun. Üzgünüm. Hayal kırıklığına uğrattın beni. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Gözünü boyadı. Aptalsın çünkü. Biliyordum. Bu dalayı aldatırım diyordu içinde. Böyle alçaklık olur mu? Kızımı da ebat edecekti. Yavrum bir kopuğun elinde büyütecektim. Allah'ım bu beladan kurtar beni. Demek bunun için yanaştın ha? Beni kullanmak da amacın öyle mi?
Kullandım değil mi ben senin? Gençliğimi yedin Sedat, bitirdin beni. Ben de seni bitireceğim. Al, al kıymetli mallarını. Al her şeyden değerli zehirlerini. Ne kadar çoklar değil mi? Yıldızlar mı? Çoklarsa. Bizim kadar çok. Aa, burada biz, gökyüzünde onlar. Bizim kadar kalabalık. Bizim kadar da yalnızlar. Doğru. Biliyor musun, bu hiç aklıma gelmemişti benim. Acaba... Yani onlardan biri de sadece birini mi sever? O kadar yıldız arasında yalnızca bir tanesini. Kendi eşini mi arar? Eş eşini nerede olsa bulur. Aşıklar nerede olsa bulur birbirlerini. Birini yakalarsın, seversin. Sonra kaybedersin. Ayıp gider. Söner gider o yıldız. Sonra bir diğeri gelir. Gelir ışık olur yüreğine. Yerini yenisi alabilir mi diyorsun? Bir aşkın yerini diğeri alabilir mi? Almaz mı? Yenisi gelir kurulur ötekinin yerine. Çünkü insanın yüreği boş kalınca batılaşır. Nasıl tutar? İnsan sevmezse hayatın değeri eksilir. Eğer ki yaşıysak yeniden, yeniden bir kere daha severiz ki insan gibi insan olabilir. Öyle değil mi Serdar? Büyük sükse yaptık değil mi? Açılış harika oldu. Çok iyi düşündüm biliyor musun? Yani ne yapacaktım ben o araziyi? Allah'ın dağı işte. Allah'ın dağı dediğin yeri yeşillensin diye hibe ettik işte. İnşallah ikimiz daha çok güzel şeyler yapacağız. Ne diyeceğim? Şu başkan kadın bir ara geldi de yanıma, sanki başka yatırımlar da bekliyor bizden. Ne dersin? Bilmem. Hani şu hep yanında dolaşan hoş bir adam var ya. Kocası mı? Kendisine sorsaydın ya. Hep birliktelerdi, o bakımdan sordum. Reyhan, bilmiyorum dedim ya. Ya hep götüreceğim diyorsunuz, sonra kandırıyorsunuz. Ama her gün her gün olmaz ki oğlum. Niye olmaz diyorsun hep? Alp amca da götürmüyor. Bak güzelim, ben de istiyorum. Orada mutlu olduğunu biliyorum. Ama bugün olmaz, tamam mı? Babaanneme de izin vermiyorsun. Ata da izin vermiyorsun. Ben götürsem izin var mı Zerda Hanım? Madem ikinizin de işi var, bu defa da ben götüreyim oğlum. Tabii ya, neden olmasın? Çok iyi düşündün Sıddık. Şoför sizi götürür. Barıştık mı? Küsmedik ki. Mutlu musun şimdi? Evet. Akgül, senin canın bir şey mi sıkkın? Yok bir şey. Var bir şey. Annem de fark etmiş. Ona da bir şey dememişsin. Tamam, belki ona söylemek istemiyorsun. Bana söyle o zaman. Başına bir şey mi geldi, ne oldu? Ne gelecek ki? Biraz midem ağrıdı, sabahtan ona sıkıldım. Miden ağrıyorsa nane limon kaynatalım sana. Yok, geçer birazdan. Sen merak etme. Thank you.
Hoş geldin Süvari. Özledim seni. Sıddık'ı iki getirdi çünkü annemlerin işi vardı. İyi misin Devran'ı? İyidir. Seni sormalı. Hı. Hemen bitecek misin yoksa birazdan? Hemen. O zaman hadi koşalım. Fırla. Nasıl, rahat mısın? Cesur süvari. Dik otur bakayım biraz daha. Ha, evet. Dimdik ileri bakacaksın. Güzel. Ayakların nasıl? Rahat mı? Rahat. Ben yarın okula giderim. İstersen bunlar nasıl gidecek? Olur, olur. Hocalarıyla konuşalım. Tamam, olur. Rehber öğretmeniyle de görüşelim. Tamam. Sonra arkadaşlarıyla... Sedat. Ne işin var senin burada? Ne var, uğrayamaz mıyım? Hacer görmesin, hemen git buradan. Ne yaptın çantayı? Ne oldu içindekiler? Ne çantası be? Ne bileyim ben? Nerede dedim? Ne yaptın Zula'yı? Nereye sakladın? Zula ha? Benim evim senin Zula'n öyle mi? Akgül bak, delirtme beni. Söyle şunu, yakmayayım canını. Nerede mal? Pisliklerin olduğu yerde, kanalizasyonda. Anladın mı Sedat Bey? Ne dedin sen? Sağır mısın, duymadın mı? Defol git şimdi. Attın mı? Attın mı onları? Evet attım. Bana bunu da yaptın ya. Allah'ından mı lan? Peki Akgül. Bunun cezası neymiş göstereceğim sana. Buraların senin gibi kadrinin kıymetini bilene kalmış olması ne iyi. Sen de mi öyle biliyorsun Sıddık? Burası benim değil. Hara'nın sorumluluğu bende o kadar. Densizlik ediyor demezsen bir lafım var sana Devran. Buyur Sıddık, söyle. Şu insan gibi hayvanı, atı anlayan, börtü böceği seven, bu nimetlerin kadrini bilen birisin ya. İnsan düşünüyor de onun da kadrini ancak sen bilebilirsin. Kimin? Derda'nın. Yalnız insan hiçbir yere ulaşmayan merdivene benzer. Bana kalırsa Zerda'nın kadrini, kıymetini bilecek adam sensin. Neden? Alp Bey bilemiyor mu? Yiğidim. Alp Bey asla Zerda'nın yüreğine düşemez. Dost, arkadaştır. Ötesi yoktur. Zerda onu gönlüne koyamadı. Bunu bilesin. Seversen sevdiğini söylemesini bileceğin. Yerinde, zamanında kalbini açacağım. Bazı şeyler vardır ki vaktini geçirince kıymatı kalmaz. O arada yürekler taş kesilir. Sevmenin ne gücü kuvveti ne değeri kalır. Doktora ben götüreceğim seni. Ay apo, çok heyecanlıyım. Ultrasonda bebeğimi göreceğim. Acaba kız mı erkek mi olduğu belli olur mu? Canım, erkek adamın tabii ki erkek çocuğu olur. Onun için gideceksen hiç gitme. Anlamadım. Tosun gibi bir oğlan doğuracağım bana. Başka ne olacak ki? Ne demek ne olacak? Bir ihtimal daha var Apo Bey. Ben de istedim sana oğlan doğurmak ama... Madem böyle dedin, şimdi kız doğuracağım andım olsun. Öyle kim böyle işte. Kız doğuracağım inşallah. Ne oldu ya? Seni kurumuş kafa seni. O kadar uğraştık, kız olunca sevmeyeceksin yani. Hem benim babam erkek değil miydi de ben doğdum? Ama Turkan'ım... Turkan'ım deme bana! Erkek olacak işte. Ne istiyorsun? Ne anlatacağız bu gece? Bir tane ışık varmış, bir de pamuk nene varmış. Sen mi anlatacaksın artık masalları? Evet. Hadi iyi geceler. Öpsün seni yedi cüceler. Hadi bakalım. Gel. Thank you.
Kral. Sevgili.